Arkadaşlar merhabalar. Barış yayınları limit fasikülü çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümün konu anlatımını yapmıştık bir önceki videoda. Şimdi ise birinci testin çözümlerini sizlerle beraber yapacağız. Bu videomuzda sevgili arkadaşlar. Dilerseniz vakit kaybetmeyelim ve geçelim derse. Şimdi ilk sorumuza bakacak olursak. <laughs> yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Ve şu soruluyor. X'ler eksi 2'nin sol tarafına yaklaşırken fx'in limitiyle 3'ler e, 3'ün sağ tarafına yaklaşırken x'ler fx'in limiti soruluyor. Şimdi eksi 2 dediğimiz nokta şurası ve bunun sol tarafı bu kısım olduğu için sol tarafındaki limitlerine bakıyoruz. Eksi 2'ye yaklaşıyor demek ki burası eksi 2. Ve 3. sağ tarafındaki limit yani şu tarafa bakıyoruz. Bu da nereye yaklaşmış? 4'e yaklaşmış. Demek ki bu da 4. Eksi 2 ile 4'ün toplamı 2 yapar. Dolayısıyla cevabımız da B şıkkında verilmiştir diyebiliriz. Ve geldik 2'ye. x eşittir 4 absisti noktasında tanımsız olan fx fonksiyonunun x eşittir 4 apsis noktasının civarındaki bazı x değerleri hesaplanarak aşağıdaki tablo oluşturulmuştur deniliyor. Bu tabloya bakıldığında 3 tane yorum var. Hangileri doğru olabilir diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle şöyle düşünelim gençler. Birinci öncülde diyor ki x'ler 4'e yaklaşırken f(x) -2'ye yaklaşır. E şimdi bakıyoruz buraya. 3'ün sol tarafı, 4'ün sağ tarafı yani şöyle 4'ün sol tarafı ve 4'ün sağ tarafı aslında açıkçası burası 4 ama burada bizim fonksiyonumuz neymiş? Eee, tanımsızmış. Yani burada herhangi bir fonksiyonun görüntüsü yok. O zaman ben bunu şu şekilde düşünebilir miyim? Mesela burası x ekseni olsun, burası y ekseni olsun. Şurası tam olarak 4 apsisi noktamız olsun ve göründüğü üzere 4'ün sol tarafında -2'ye yaklaşıyor, 4'ün sağ tarafında yine -2'ye yaklaşıyor. Yani ben şuraya da -2 apsisi, eee ordinatlı nokta diyeyim. Eee burada Eksi 2 bak eksi 2 virgül 0 1 eksi 2 virgül 0 0 1 artıyor 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 eksi 2'ye kadar sonra eksi 2'den sonra artmaya devam ediyor. Yani ben bunu şu şekilde çizebilirim bak burada fonksiyonumuz tanımsız fonksiyon şu şekilde gelmiş bu şekilde devam etmiş ve tanımsız olduğuna göre 4 noktasında da herhangi bir görüntüye sahip olmayacak dedik. Peki şimdi 4'te fx'in limiti var ve eksi 2 mi? Evet. 4'ün sol tarafı da sağ tarafı da ikisi de eksi 2'ye yaklaşıyor. Bu doğru. Peki devam edelim. 4'ün sağ limiti 4'ün sol limitinden büyüktür demiş. Şimdi bak, buraya dikkat. Limiti büyüktür demiş. Hocam. Şimdi 4'ün sağ tarafındaki fx'in limiti eksi 2. 4'ün sol tarafında fx'in limiti gene eksi 2. Peki eksi 2 eksi 2'den büyük mü? Hayır. Burada bizi çeldirmeye çalıştığı nokta ne peki? Buraya dikkat et çünkü çok böyle kıl detay bir mevzu, lakin seni çeldirmeye çalıştıkları noktalardan birisidir. Şimdi ben şu şekilde bir cümle kurmuştum daha önceki videoda da demiştim ki hocam şimdi dördün sağ tarafı ama hiçbir zaman dört olmuyor. Sadece dördün o kadar çok inanılmaz dibi ki bu nokta. Dördün sağ tarafından bir nokta seçip şuradan ilerlediğim zaman buraya çarptım. Dördün sol tarafından bir nokta seçip buraya çarptım. E şimdi bakıyorsun hocam. Bu biri böyle gidiyor, biri böyle gidiyor. Sonra sen kendi kendine diyorsun ki, "Aa, 4'ün sağ tarafındaki limit sol tarafındaki limitten kesinlikle büyüktür." diyorsun. O halde bakıyorsun. Bizim ikinci öncülümüz de zaten bundan bahsediyor. Değil mi? Gerçi burada tam tersinden bahsediyor ama e, buna benzer bir şekilde çeldirmeye çalışıyor bizi. E şimdi hocam, unutma, limitten bahsediyoruz. Limit hangi reel sayıya yaklaştığıyla alakalı. Burada eksi 2 reel sayısına yaklaşıyor muyuz? Onun civarına toplanıyor muyuz? Evet. O halde bizim limit değerimiz eksi 2'dir. Eksi 2 de eksi 2'den büyük değildir. Burada gösterdiğimizde hocam burası büyük geliyor, burası küçük geliyor. Hayır. Sen dördün sağ tarafından şu an o çizgileri çekmedin. Biz sadece bunu daha iyi anlayabilmek adına bu çizgileri çekiyoruz. Yoksa sen gidip de 4'ün dibine kadar giremezsin kalemin ucuyla. Tamam mı? Yani o sonsuzluk gibi kavrayamadığımız bir kavramaz açıkçası. Yani dördün sağ tarafı dördün sol tarafı dediğimiz değerler neredeyse dört. Dördün direkt olarak dibi en dibi bunu zaten akledemezsin. Aklenemediğin gibi öyle kalemin ucunun sığabileceği büyüklükte bir noktada değil orası yani. Orada çizgi çekemezsin. Çeksen dahi zaten eksi 2'nin civarına toplandığını görürsün bu noktaların. Dolayısıyla limit değerimiz eksi 2'dir. Eksi 2 de eksi 2'den büyük değildir. İkinci öncülümüz yanlış. Doğru olabilir değil. Yanlıştır direkt. Peki 4'ün sağ tarafındaki limit eksi 2 midir? Evet 4'ün sağ tarafındaki limit eksi 2'dir. Zaten e, 2'ye doğru diyor 1'e doğru diyorsam 3 zaten otomatikman doğru olmak zorunda. Çünkü limit varsa sağ limit sol limite eşittir. Demek ki sağ limit de eksi 2 sol limit de eksi 2. E yani burada sağ limit eksi 2'dir demiş. Doğru olacak cevabımız D şıkkı idi. Peki geldik 3. sorumuza. 3. soruda da gençler aşağıda fx fonksiyonunun grafiğini bize vermiş. Eksi 4'ün sağ limitine bak diyor. Eksi 4'ün sağ limiti burada. Nereye gidiyor? Sıfıra yaklaşıyor. Bu sıfır. 4'ün sağ limitine bak diyor. 4'ün sağ limiti burada ve eksi 1'e yaklaştığını görüyoruz. Değil mi? E, 0 eksi 1'e eşit mi? Hayır değil. O halde birinci öncül patlamış bulunuyor. Devam ediyoruz. İkinci öncülümüzle 5'in sağ tarafındaki limit şimdi 5'in sağ tarafında fonksiyon şöyle çıktık ve 0'a doğru gittiğini görüyoruz. X eksenine şöyle teğet olacak biçimde burası 0 abi eşittir. 5'in sol limiti mi? 5'in sol limiti de yine negatif taraftan 0 civarına toplanıyor. Demek ki ikisinin de limiti 0 ve bunlar birbirine eşit. 0'ın sağ limiti diyor. Şimdi 0 hocam şunları bir silelim izninle. 0'ın sağ limiti yukarı doğru çıktık ve nereye yaklaşıyor? 5 civarına toplanıyor. F0'a eşit midir? F0 görüntümüz kaç? 5. 5, 5'e eşit midir? Evet doğru. O halde cevabımız 2 ve 3 olacaktı. Yani cevap C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz arkadaşlar. Geldim 4'e. F fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. 3 tane öncülümüz var. Bu ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Eksi 5'in sağ limitine bakalım. Eksi 5'in sağ taraftaki limiti 2 civarına toplanıyor. Dolayısıyla bunun limiti 2'dir. E burada 2, 3'e eşit midir? Hayır, değildir. Hangileri doğrudur diyordu. Bu ifade yanlış. -3'ün sağ limiti 3 müdür? Şimdi ona bakalım. Eksi -3 burada. Sağ taraftaki limit yukarı doğru çıktık, çarptık, döndük, kaça gitti? 5'e yaklaştı. Peki 5 3'e eşit midir? Hayır, değildir. Demek ki cevap hiçbiri şıklarda var mı? Yok. Demek ki cevabımız yalnız 3'müş. Peki 3'e bakalım. Neden doğru? 2'nin sol limiti ile a'nın sol limiti birbirine eşitse bunu sağlayan en fazla ...3 tane A tam sayısı vardır denilmiş. Şimdi 2'nin sol limiti nerede ona bir bakalım. Hocam 2'nin sol limiti 3'e yaklaşıyor. Peki limiti 3 olan... ...yani sol limiti 3 olan... E, ...en fazla 3 tane A tam sayısı vardır denilmiş. Ben şimdi şurayı sileceğim. Limiti 3 olan sol limitlere bakacağım. Şimdi bakıyoruz. Mesela eksi 5'in sol limiti 3'e yaklaşır. Demek ki bu A'lardan bir tanesi eksi 5'miş. Güzel. Başka 2'nin sol limitine baktın. E, o da 3'e yaklaşıyor. Zaten burada verilmişti değil mi? Peki 2'yi de saydık. Bir de hocam limiti 3 olan noktalardan bir tanesi de şurada bir yerdedir ama o noktanın ben ne olduğunu bilmiyorum. Lakin böyle bir e, tam sayı olabilir mi? Şimdi bu eşitliği sağlayan en fazla 3 tane A tam sayısı vardır demiş ya. 2 tanesi kesin. Eğer burası bir tam sayıysa burası bir tam sayıysa evet en fazla 3 tane olur. En az İki tane vardır. İki tanesi kesin. Birisi eksi 5 öteki 2. Diğerini bilmiyorum. Eğer tam sayıysa evet en fazla 3 tane olabilir diyeceğim. Üçüncü öncülüm doğrudur. O halde doğru cevap yalnız 3'tür diyeceğiz sevgili gençler. Evet devam edelim. Beşinci sorumuzda. A reel sayıların bir alt kümesi olmak üzere. A kümesinde tanımlı bir f fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiş. Buna göre 3 tane öncülümüz var. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Hem öncüler hem grafik sığda ekrana güzel. Şimdi sıfırın sağ tarafında fx'in limiti f5'e eşittir demiş. Sıfırın sağ tarafında bizim limit değerimiz 3'e yaklaşıyor. Peki f5 kaç? 5'in görüntüsüne bakıyorsun. İşte burada 3'e gitmiş. Demek ki 3 3'e eşit mi? Evet eşit. Bu doğru. Peki devam edelim ikinci öncülümüze. Eksi 2'nin yani fx'in eksi 2'deki limiti ile fx'in 2'deki limiti eşit midir? Ona bakacağız şimdi. Hocam 2 nerede? 2 burada. Eksi 2 nerede? Eksi 2 de burada. Şimdi ben 2'deki limiti bulmak için burada bir benzerlikten yararlanabilirim açıkçası. Şunu şu şekilde yapalım. Bu nereye gitmiş bir buna bakalım. Bir de eksi 2 nereye gitmiş ona bakalım. Yani şu an çizimden aynı yere gittikleri görünüyor. Lakin gitmeye de bilir. Kontrol edeceğiz. Şuraya bakıyorsun. 2'ye 4'lük bir oran var burada. 2'ye 4'lük bir oran var. O halde şurası 2 ise burası 1'dir. Şurası 1'dir. Bak burası 2 burası 1. Demek ki burada nereye yaklaşmışız? 1'e yaklaşmışız. Yani eksi 2'nin limiti 1. Peki acaba 2'deki limit de 1 midir? Ona bakalım. 3'e 3'lük bir oran var burada. O halde şurası 2 birimse burası da 2 birimdir. 2'ye 2. Haliyle burası 2 ise şurası 1 birimdir. O zaman 1'e yaklaşmıştır diyebiliriz. Yani 2'deki limit de 1. O halde bu da doğru. Peki geldim şimdi üçüncü öncüle. A'daki limit de B'deki e, limit. Yalnız B'deki limit F mutlak X olarak verilmiş. Yani F mutlak değer X'in B'deki limiti A'nın e, Fx'in A'daki limitine eşitse A kere B eksi 4 olabilir denilmiş. Şimdi buna bir göz atalım sizle beraber. Öncelikle Fx'in A'daki limiti e, şurada. F mutlak x demiş ya şimdi. F mutlak x'in grafiğini şöyle çizelim. Bak böyle gelmiş. Mavi ile çizdiğim grafik F mutlak x'in grafiği olsun. Şimdi burada mutlak değerini alıyorsam F'in içindeki x'in haliyle fonksiyonun sağ tarafı yani y ekseninin sağ tarafındaki görsel fonksiyon grafiği sabit kalacak şekilde. Ben bunun simetriğini sol tarafı da yapıştırırım. Ve işte şu grafik de sevgili arkadaşlar bizim neyimiz olur? Tabii ki de F mutlak x'imizin grafiği olur diyeceğiz ve şurası da bana neyi verir? Eksi 5'i şurası da bana eksi 3'ü verir. Ve böylelikle F mutlak x'in grafiğini de bu şekilde göstermiş oluruz. Peki şimdi ben neyi bulacağım? Hocam bu sonradan çizdiğim F mutlak x dediğimiz grafik var ya. İşte o grafiğin tamam mı? B noktasındaki limiti ile A noktasındaki fx'in A'daki limiti birbirine eşitse. Bunu nasıl yapabiliriz? Mesela örnek veriyorum. fx fonksiyonunun fx fonksiyonunun ee, bu kısımda ben şöyle bir şey yapsam şurası 2'ye gitmiş ya burası 2'ye gitsin mesela tamam mı? Ya da şöyle diyelim şuradan ben 2 absisli noktayı seçeyim. 2 absisli nokta için hani eksi 4'ü yakalamak için uğraşıyorum. İki hapsi noktanın görüntüsü burada mı? Evet. Orada zaten görüntü limit birbirine eşit olacak. Değil mi? Peki eksi 2 onun limiti nerede? Ee, o da burada. Şimdi ben eğer A'yı mesela A'yı 2 seçecek olursam. Limit. X'ler 2'ye yaklaşırken fx. Hocam bu kaç gelir? Tamam bu kaç gelir? Şurası gelmiyor mu? Evet. E şimdi... Ben f mutlak x'in şunun simetri olduğunu çizdim ya zaten buraya. O zaman eksi 2'nin görüntüsü de az önce f2'nin yani 2'nin f altındaki görüntüsüne eşit olmayacak mı? Evet olacak. E madem öyle ben bu sefer b'yi eksi 2 seçecek olursam limit x'ler eksi 2'ye giderken f mutlak eksi 2. Abi bu olmaz mı? Mutlak eksi x diyelim oraya. Mutlak x özür dilerim. Heh. Şimdi... Bununla bu eşit olmaz mı? E olur. Madem öyle bu A ise bu B ise A kere B eksi 4 olabiliyor mu? Evet olabiliyor. O halde bizim doğru cevabımız tamamı doğru olabilir. Yani hepsi doğru olabilir diyeceğiz. Doğru cevabımız da eşit olacak. Geldim 6'ya. F, F fonksiyonunun grafiği verilmiş. F A artı A'nın sağ tarafındaki limitiyle sol tarafındaki limitlerin toplamı 3'müş. Bu eşitliği sağlayan kaç tane A tam sayısı vardır? diye soruluyor bize. Öncelikle şöyle düşünelim. Mesela e, burada aklıma şu gelir. Eğer hepsi birbirine eşitse yani sağ limit, sol limite ve o da görüntüye eşitse 1, 1, 1 olabilir. Mesela 1, 1 ve 1 olabilir. Evet güzel. Şimdi madem 1, 1, 1 oluyor. F'in hangi noktadaki görüntüsü ve sağ limit, sol limiti 1'dir? E şimdi 0 absisli noktaya bakacak olursan sol limit 1, sağ limit 1, görüntüde 1. Demek ki buradaki A değerimiz 0 olabilir. Bu güzel. Peki başka bir şey olabilir mi? Şimdi i̇şte onu, onu kontrol etmemiz gerekiyor. Başka bir şey olabilir mi? Hemen şuradaki dikkatimi çekiyor. Eksi 1, 1 bak. Eksi 1, 1 ve 3 dikkatimi çekiyor. Çünkü şöyle olabilir. Eksi 1 artı 1, 0. 3 daha 3 yapar. Şimdi bakıyorsun. 5 noktasının sol tarafındaki limiti eksi 1'e gitmiş. 5 noktasının sağ tarafındaki limiti 3'e gitmiş. 5 noktası da kendisi fonksiyonda 1'e gitmiş. O zaman bak burası 1'miş. Sağ limit 3'müş. Sol limit eksi -1'miş. Eğer buradaki a'yı 5 seçersek diyoruz. Böylelikle bunların da toplamı 3 yapacağı için a sayısı 5'te olabilir. Şimdi bunun haricinde herhangi bir bu şartı sağlayan herhangi bir a apsisi nokta üretemiyoruz, göremiyoruz. Bundan kaynaklı da a 2 tane tam sayı değeri alabilir. Kaç tane A tam sayısı değeri vardır diye sorulmuştu. 6. sorumuzun cevabı da böylelikle C şık olmuş olur. Geldim 7'ye. Aşağıda fx fonksiyonunun eksi 4'ten kapalı ve sonsuzdan açık aralığındaki grafiği bize verilmiş. ABC farklı gerçel sayıları için farklı gerçel sayılar. Ee, A'nın sol tarafındaki fx'in limiti B'nin sağ tarafındaki fx'in limitine eşit ve bu da bir C'nin f altındaki görüntüsüne eşit. Bu eşitlik sağlanmakta buna göre A artı B artı C toplamının en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Öncelikle e, bizim fonksiyonumuzun tanım kümesinin alt sınırı eksi 4 olduğu için e, ben bu ABC fark birbirinden farklı reel sayılarını da o halde tanım kümesinin en küçük elemanının olduğu tarafta aramam çok çok mantıklı olur. Şimdi tabi birbirinden farklı sayıların sol ve sağ limitlerinin birbirine eşit olduğunu da görüyorsak eğer o halde bunu şu şekilde düşünebilirim. Mesela limit değeri varsayalım şuralarda bir yerde olsun. L olsun. Yani sol limit sağ limite eşit olacak ve görüntüde birbirine eşit olacak. Şimdi benim eee b'nin sağ eşit olacak ya o zaman ben şuraya b diyebilirim. Buradaki A sayımın sol limiti o zaman A diye şurayı seçebilirim. Ve doğal olarak da C'nin görüntüsü de eşit olacaksa C'yi de şurası seçerim ve tamamı da buraya toplanmış olur. Hepsi L olmuş olur. Peki bu B dediğim şey şimdi A artı B artı C toplamının en küçük tam sayı değeri soruluyor ya. B dediğim şey kesinlikle eksi 4 ile eksi 3 arasında. Eksi 4 küçüktür B o da küçüktür eksi 3. A dediğimiz şey de eksi 3 ile eksi 2 arasında. Eksi 3 küçüktür A o da küçüktür eksi 2 dedim. C de Eksi 2'nin sağ tarafında yani eksi 2 ile eksi 1 arasında diyebilirim. Eksi 2 küçüktür e, c o da küçüktür eksi 1 diyeceğiz. Bunları toplayacak olursam eksi 4 eksi 3 daha eksi 7 eksi 2 daha eksi 9 yaptı. Küçüktür a artı b artı c dedim. O da küçüktür bunların toplamı da bize eksi 6'yı verecek. Şimdi eksi 9'dan büyük olan en küçük tam sayı değeri kaçtır? Eksi 8'dir. O halde doğru cevabımız da bizim d şıkkında verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler ve son sorumuzdayız 8. soru. f ve g parçalı fonksiyonlarının bize grafikleri verilmiş. Tamam. Peki diyor ki bana eksi -5'te 4 yarı açık aralığında a'nın f(x)'in a'nın sol tarafındaki limiti g(x)'in b'nin sağ tarafındaki limitine eşit ve 10 eşitliğini sağlayan kaç farklı ab tam sayı ikilisi vardır diye sorulmuş bize gençler. Şimdi A'nın sol tarafındaki fx'in limiti yani kırmızıda A'nın sol tarafının limiti mavide B'nin sağ tarafının limitinin toplamı 10 olacakmış. Peki düşünelim şimdi hangilerinin toplamı 10 olur. Mesela örnek veriyorum bunun limiti eksi 2 ise eksi 2 olan bir nokta varsa diğerinin limiti 12 olması lazım. Böyle bir nokta yok olamazdı zaten çünkü toplamları onu verecek. Bir kere o zaman bizi şuna yöneltiyor bu soru şunu düşünmeye sevk ediyor. Abi bunun limitinin alabileceği f'in herhangi bir noktada limitinin alabileceği değer maksimum 5. G'ninki de 5. E zaten 5'te 5 ile 5'in toplamı sadece bize onu veriyor. Yani ben burada limiti 4 olan bir nokta seçersem diğerinde limiti 6 olan bir nokta bulmam lazım bulamam. Dolayısıyla ikisinde de limitlerin 5 olması gerekiyor. 5 artı 5 ancak bize onu verir. Peki f fonksiyonunda sol limiti 5 olan hangi sayılar var? Mesela şurası 4 değil mi? Biz 5'e bakacağız. E sol limiti burada 5 olan sadece ama sadece 1 var. O halde şuradaki A dediğimiz sayı sadece ne olabiliyormuş? 1 olabiliyormuş. Çünkü limit değeri 5 olan sadece bu var. Peki şimdi geldim B değerini bulmaya veya değerlerini bulmaya. Kaç tane gelecekse artık. Sağ limiti 5 olan. E şimdi bakıyorsun 1'in sağ limiti abi kesinlikle 5. 2'ye bakıyorsun 2'nin sağ limiti, o da 5. 3'e bakıyorsun 3'ün sağ limiti, o da 5. 4'e bakamam 4'ün sağ yok. O halde gençler burada sadece ama sadece 3 tane nokta var. Bunlar da 1, 2 ve 3. O halde hangi ikililer varmış? 1'e 1, 1'e e 2 ve 1'e 3 AB ikilileri varmış. Tam sayı ikilileri. O halde doğru cevabımız da bizim 3 olacaktı. Yani doğru cevap C idi sevgili gençler. Evet Videomuzun ve testimizin sonuna geldik. Bir diğer videoda ikinci testin çözümlerini beraber yapacağız. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.